Kıymetli konuklarımız, Öğretmen Mektebi'nin bugün ilk çapında yapılan programlarının 25.'si. Bütün programlarımızda 18.324 öğretmene ulaşmışız. Öğretmenlerimizin gerek kendi alanlarında, gerekse kültürel anlamda öğrenme heyecanlarını canlı tutan, üniversite desteğiyle düzenlediğimiz uzaktan eğitimlerimizde sizin gibi birbirinden değerli akademisyenlerimiz konuk oluyor. Sürekli öğrenme fırsatı sunan programlarımızda bu akşam dil becerilerine dair bilgilerimizi güncellememizi sağlayacak bir söyleşiye başlıyoruz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yusuf Doğan hocamızla bu akşam birlikteyiz. Öğretmen Mektebi'ne hoş geldiniz hocam. Sizi aramızda görmek çok güzel. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hocam programın başında hemen katılımcılardan bir ricam olacak. Herkesin tabii ki deneyimi, tecrübesi ve paylaşımı çok kıymetli. Ancak kısıtlı bir süremiz var. Bu yüzden sizden de en verimli şekilde istifade edebilmek için öğretmenlerimizin katkısını soru olarak programın sonunda alabileceğiz. Hocalarımız el kaldırarak programın sonunda sorularını sorabilirler. Sizin sunumunuz esnasında not alırlarsa programın sonunda da size sorma fırsatları olabilir. İnşallah başka zamanlarda daha böyle karşılıklı istişarede bulunacağımız hocalarımızla bir buluşma imkanımız olur. Ama süremizi daha güzel kullanabilmek için bunu rica ediyoruz. Herkes görüntüsünü açıp sesini de kapatırsa çok memnun oluruz. Evet hocam, hemen başlayalım. Beceri eğitimi nedir diyelim. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Beceri eğitimi... Kendinizi tanıtın. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Adım Yusuf Doğan. Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. 1993-97 yılları arasında lisans öğrenimimi yine Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi bölümünde yapmıştım. Sonra 1997-1999 yılları arasında 2 yıl Milli Eğitim'de Türkçe öğretmen olarak çalıştım. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde. 1999'da araştırma görevlisi olarak tekrar üniversiteye, fakülteye döndüm. 1999'dan bu yana da Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı'nda çalışmaya devam ediyorum. Temel dil becerilerinin eğitimine çalıştım. Evet. Temel dil becerileri üzerinde çalışmaya devam ediyorum demiştim. Özellikle dinleme, izleme becerisi, yazma becerisi, okuma, konuşma becerisi, birazdan zaten ekranda da görecek değerli meslektaşlarım. Temel dil becerilerinin hepsi birbiriyle zaten alakalı. Beceri eğitimi sorusundan devam edecek olursak, biz şöyle yansıtayım. Dili anlama ve anlatma becerileri diye iki ana bölümü ayırıyoruz ilk başta. Dinleme, izleme ile okuma becerilerini, anlama becerileri, konuşma ve yazma becerilerini ise anlatma becerisi olarak değerlendiriyoruz. Temel dil becerileri dediğimiz bu alttaki dört beceri, bir kişinin anlama ve anlatma becerisini doğrudan etkileyen bir özelliğe sahip ve anlama ve anlatma da yukarıda dili oluşturuyor. Yani bir kişinin temel dil becerilerini kullanma düzeyi, temel dil becerilerine hakim olma düzeyi onun anlamasını ve anlatmasını doğrudan doğruya etkiliyor. Bu da o dili kullanma becerisini en üst noktada etkiliyor. Beceri eğitimi dediğimizde şunu özellikle anlamak gerekiyor. Değerli meslektaşlarımla ben özellikle şu hususu paylaşmak istiyorum. Türkçe derslerinde en temel belki kullandığımız araç ders kitabı. Ders kitabında bu dört becerinin dördüne yönelik çeşitli uygulamalar var. İşte okuma metinleri var, dinleme metinleri var,
konuşma ve yazmaya yönelik bazı uygulamalar var, bazı etkinlikler var. Ama şunu çok açık bir şekilde belirtebiliriz ki, ben bunu her yerde, her mecrada söylüyorum. Biz Türkçeyi iyi öğretemiyoruz. Yani Türkçeyi çok daha iyi öğretebiliriz. Çok daha iyi öğretmemiz lazım. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Yapılan pek çok araştırma var. Yüksek lisans tezi var, doktora tezi var. İşte yayınlar, bilimsel makalelerle alakalı bazı çalışmalar var. Araştırmalar var. O araştırma sonuçları. Ülke çapında yapılan bazı, biraz sonra isimlerini zikredeceğim bazı çalışmalar var, projeler var. Ve uluslararası anlamda Türk öğrencilerinde girdiği bazı sınavlar var. O sınavların sonuçlarından hareketle bunları söylüyorum. Yani biz dili, Türkçeyi, Türkçemizi iyi öğretemiyoruz. Daha iyi öğretmemiz lazım. Peki niye öğretemiyoruz? Yani ilkokulun birinci sınıfından itibaren ilkokulda 4 yıl, sonra ortaokulda 4 yıl, lisede 4 yıl ve üniversite devam ediyor. Niçin öğretemiyoruz? Ya pek çok nedeni var belki ama öne çıkan nedenlerden bir tanesi biz Türkçe öğretimine beceri eğitimi odaklı yaklaşmadığımız için Türkçeyi iyi öğretemediğimizi ben düşünüyorum ki bu konuda yapılmış çalışmalar da var az önce bahsettiğim gibi. Bu alttaki dört becerinin dördünü de belirli bir düzeyde öğrencilerimize vermemiz lazım. Yani şu an hedef kitlemiz tabii ki ortaokul öğrencileri olduğu için ben o kapsamda söyleyeceğim şeyleri değerlendiriyorum. O şekilde anlaşılmasını istiyorum. Temel dil becerilerinin adı üzerinde beceri diyoruz ama beceriye yönelik bir yaklaşım ağırlıklı olarak ele almıyoruz. Şimdi temel dil becerileri eğitiminin beceri eğitimi odaklı şekilde yapılması konusuna geldiğimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın beceri eğitimine yönelik bazı çalışmalar var. Onlardan bahsetmemiz lazım. Kısa kısa ben bazı bilgiler paylaşacağım öncelikle. Temel dil becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi diye bir proje başlattı Milli Eğitim Bakanlığı ve Aralık 2018'de Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda bir çalıştay yapıldı. Bu fotoğraf çalıştayın açılış töreninden bir fotoğraf ve o dönemlerde basında şu anda da bulunabilir bu haberler. Dört temel dil becerisinin ölçüleceğine dair haberler çıktı. Dört temel dil becerisi yeterliliklerini tespit edilecek ve bu projeyle beraber bir de Türkçenin söz varlığının tespitine yönelik bir proje başladı bundan 2 yıl önce. Devam ediyor. Her iki projede devam ediyor. Sonra Eğitim 2023 vizyonunda da Türkçe yeterlikleri diye bir başlık, bağımsız bir başlık bulunuyor. Burada da okul öncesinden lise sona kadar her sınıf düzeyinde Türkçenin söz varlığının ortaya çıkartılacağı ve ana dilde dört temel becerinin farklı araçlarla ölçüleceği ifade ediliyor. Bu projenin pilot uygulaması Mart 2019'da ve Nisan 2019'da Ankara'da yapıldı. Sonrasında Ankara dışında 14 ilde de pilot sınavlar yapıldı. Ki Konya'da bu illerden bir tanesi. Hatta hocam burada bir söz almak isterim. 1,5 yıl öncesinde özellikle çocukların dil becerilerini ölçebilmek için çalıştay da yapılmıştı. Yani 4 temel beceri vardı ama ben dinlemeyle ilgili soru hazırlamıştım. Gerçekten dinleme anlamında da çok eksiyiz biz. Evet. Yani çocukların dinleme becerisini ölçmek çok büyük bir şey. Yani evet okuma, yazma biraz daha kolay ama konuşma ve dinleme özellikle dinleme becerilerini ölçebilmek çok daha zor bir durum. Aslında biraz sonra ele alacağım. Dinleme, izleme becerisini ölçmek çok zor değil. Neye göre çok zor değil? Bunların içerisinde belki en zahmetli ölçülebilecek beceri konuşma. Çünkü konuşmanın verilerinin bağımsız ve bireysel yani toplanması gerekiyor. Diğer üç becerinin verilerini uzaktan veyahut farklı zamanlarda tek oturumda toplama durumu söz konusu olabiliyor. Ama konuşma becerisinin verilerinin tek tek toplanması gerekiyor. Şimdi az önce bahsettiğim pilot uygulamalar sırasında öğrencilerin konuşma becerileriyle alakalı elde edilen verilerde bazı sıkıntılar söz konusu olmuş. Şöyle ki
Konya'da da böyle bir merkezin, İslam merkezinin kurulduğunu ben biliyorum. 20 öğrenci veya 30 öğrenci böyle bir büyük salonda bilgisayarların başında kulaklıklarını takarak işte okuduğunu anlama, dinlediğini izlediğini anlama ve yazmayla alakalı görevleri cevaplandırdılar. Sıra konuşmaya geldiğinde 30 öğrencinin 30'u da birden konuşmaya başladı bir salonda. Dolayısıyla bazı sıkıntılı durumlarla karşılaşılmış ses kalitesi adına. Yani bu anlamda belki veri toplanması, verinin toplanması adına en zahmetli becerinin konuşma becerisi olduğunu söyleyebiliriz. Önceki projelerde de kısa kısa bahsetmek istiyorum. Abide diye bir proje vardı, akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi projesi. Burada da Milliyetin Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü bir projede yine beceri temelli yaklaşımlar vardı, sorular vardı. İlk başta dar kapsamlı 5000 öğrenciye pilot uygulama yaptı. Sonra yaklaşık 40.000 öğrenciye, 81 ilden seçilen 40.000 öğrenciye bu proje kapsamında çeşitli uygulamalar yapıldı. Ve bu projede açık uçlu sorular da vardı. Yani önümüzdeki yıllarda bu az önce bahsettiğim temel dil becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi projesinde tabii biz ölçeceğiz, değerlendireceğiz. Sonrasında bunun dil becerileri nasıl geliştirilebileceğiyle alakalı boyut da hayatımıza girecek. İşte asıl o zaman Türkçe öğretmeni arkadaşlarım, meslektaşlarım Türkçe derslerinde öğrencilerinin temel dil becerilerini yani 4 becerinin 4'ünden nasıl geliştirebileceklerine dair çok daha farklı uygulamalar yapma durumunda kalacaklar, yapacaklar. Belki o zaman Türkçe ders saatinde de değişiklik olacak. Çünkü şu anki mevcut saatlerle bu 4 becerinin 4'ünün de geliştirilmesine yönelik uygulamalar yapmak çok mümkün görünmüyor. Açık uçlu sorular hayatımıza girmeye başladı dedik. Sonrasında yazılı anlatım becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi projesi diye bir proje başlatılmıştı 2016'da. Bu sonra 2018'in işte sonunda temel dil becerilerinin ölçülmesi projesine dahil edildi. Önceden sadece yazmayla alakalı bir proje başlamıştı. Sonrasında şu an devam eden pilot uygulaması bir buçuk yıl kadar önce yapılan ve şu an ikinci pilotla alakalı altyapı çalışmaları devam ediyor. Onu da belirteyim. O projede bir ekip çalışıyor. Ekip içerisinde ben de varım. 4, 7 ve 9. sınıflar üzerinde 2006 yılında 9.000 öğrenci üzerinde bir pilot uygulama yapılmıştı yazılı anlatımla ilgili. Ama dediğim gibi bu proje şu anki temel dil becerilerinin ölçülmesi projesinde yazma açısından bir altyapı oluşturan bir proje haline geldi. Şimdi Abide 2016 raporundan bazı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Çarpıcı bilgiler. Türkçe testine ait yeterlilik düzeylerine göre öğrencilerin dağılımı. Ana hatlarıyla şöyle baktığımızda öğrencilerin %70'inin orta ve altında, temel altı, temel orta diye birleştirebileceğimiz orta düzey ve orta düzeyin altında bir düzeyde olduklarını görüyoruz. İleri düzeydeki öğrenci yüzdesi sadece %6.4. Ortanın üstünde %23. Yani öğrencilerin %70'i daha iyi noktalara çıkmak, daha iyi yerlere gelmek, dil becerilerini kullanma adına, Türkçe yeterlilik adına daha iyi yerlere gelmek üzere bekliyorlar. Kimi bekliyorlar? Türkçe öğretmenlerini bekliyorlar, bizleri bekliyorlar. Şu görseli de sizinle paylaşmak istiyorum. Burada da bölgelere göre bir değerlendirme yapılmış. Burada Türkçe alanındaki yeterlilik düzeylerine baktığımızda Batı Anadolu'da ileri düzeyde %9'luk öğrenci diliminin olduğunu görüyoruz. Orta Anadolu'da %3, Güneydoğu Anadolu'da %3, yani en sağdaki kırmızı bölüm ileri düzeydeki öğrencileri gösteriyor. Yine burada da mavinin solundaki renk diyelim, kiremit rengi diyelim, onun sonundaki yeşil, orta ve ortanın altını gösteriyor. Yani bu açıdan baktığımızda da yine
öğrencilerin çok büyük bölümü bu şekilde de yukarıdaki veriden hareketle bölgeler bazında da çoğunlukla orta ve ortanın altındaki düzeyde öğrenciler. Özetle bu söylediğim anlattıklarımı özetleyecek olursam, Milli Eğitim Bakanlığı becerileri ölçen, yani temel dil becerilerini ölçen sınav sistemine geçmeyi düşünüyor ve bunun altyapısını hazırlıyor. Bu sadece Milli Eğitim Bakanlığı ile de alakalı değil, ÖSYM'nin de bu kapsamda yürüttüğü çalışmaların olduğunu biliyoruz. Yürütülen projelerde ortaya çıkan sonuç, az önce de ifade ettiğim gibi, öğrencilerin temel dil becerilerindeki durumu iyi değil. Yani dinleme, izlemede, konuşmada, okuduğunu anlamada ve yazmada iyi değil. Şimdi temel dil becerileriyle doğrudan doğruya ilişkilendirebileceğimiz bir kavram var. O da söz varlığı. Söz varlığı, kişinin sahip olduğu söz varlığı, bu ister öğrenci olsun ister yetişkin olsun, onun anlama ve anlatma becerilerini doğrudan doğruya etkiliyor. Yani dinlediğini, izlediğini ve okuduğunu anlamasını, anladıklarını yazarak veya konuşarak anlatmasını doğrudan doğruya etkiliyor. Yani söz varlığı bu dört becerinin dördüyle de doğrudan ilişkili bir kavram. Bu bizim için neyi ifade ediyor? Bu bizim için Türkçe öğretmen arkadaşlar için şunu ifade ediyor. Biz Türkçe derslerinde öğrencilerimizin söz varlıklarını zenginleştirmeye yönelik uygulamalara da ağırlık vermeliyiz. Türkçe ders kitaplarında çalışmalar yok mu? Var. Ben hiçbir zaman şunu söylemiyorum, söylemem de. Türkçe ders kitabı ana kaynak, tamam. Ama Türkçe ders kitabındaki ders işleme süreçlerinin zenginleştirilmesi gerekir. Bunu kim yapacak? Bunu Türkçe öğretmenlere yapacak. Yani bir Türkçe öğretmeni, Türkçe ders kitaplarındaki okuma metinleri olsun, dinleme metinleri, dinleme izleme ile ilgili uygulamalar olsun, yazılı anlatımla ilgili veya işte konuşma becerisiyle ilgili uygulamalar olsun, sadece ve sadece ders kitabındaki uygulamalarla, etkinliklerle yetinmemeli. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ben bunu söylediğim zaman Türkçe öğretmenlerinden şöyle bir itiraz geliyor. Hocam biz konuları zaten zor yetiştiriyoruz. Kitaptaki konuları zor işliyoruz. İşte öğrencilerle beraber çok hızlı gidemiyoruz şeklinde bazı görüşler ifade ediliyor. Ben bu görüşlerin karşısında şunu söylüyorum. Değerli meslektaşlarım, ben ders kitabındaki metin işleme sürecinin de zenginleştirilerek çok fazla şu anki ders saatine sınırlarını zorlamadan okuma olsun, dinleme, izleme olsun veyahut az önce ifade ettim konuşma olsun, yazma olsun, var olan uygulamaların zenginleştirilebileceğini, yazma konusunda, konuşma konusunda eve, yani sınıftaki süreç değil, eve bazı çalışmaların verilebileceğini, öğrencilerden gelen işte yazıları veya konuşmaları öğretmenin rahatlıkla değerlendirebileceğini düşünüyorum. Hele hele Mart'tan bu yana uzaktan eğitim yapılıyor, uzaktan işleniyor dersler, çoğunlukla uzaktan işlendi. Çok kısa bir süre yüz yüze eğitime geçildi bazı sınıflarda. Uzaktan eğitimin de imkanlarını kullanarak öğrencinin yaptığı bir yazma çalışması, öğrencinin kaydettiği bir konuşma kaydı öğretmenle çok rahat paylaşılabilir. Burada öğretmenin belki işi biraz artacak. Yani beceri temelli eğitim, beceri eğitimi temelli Türkçe eğitimi, Türkçe öğretim dediğimizde öğretmenin işinin biraz artacağını kesinlikle kabul etmemiz lazım. Ama bu bizim altından kalkamayacağımız bir durum değil. Bizi çok çok aşırı derecede zorlayacak bir durum değil. Zaten şöyle bir şey var. Az önce ifade ettim. Ben de öğretmenlik yaptım. Öğretmenlik yaparken kişi anlattığı konunun öğrenciler tarafından anlaşıldığını gördüğünde, öğrencilerdeki gelişmeyi fark ettiğinde emin olun yorgunluğu bir anda uçup gidiyor. Yorulacağız. Belki böyle sırtımızdan ter damlalarının aktığını hissedeceğiz. Ama bu bize
öğrencilerin durumlarını, öğrencilerdeki gelişmeyi gördüğümüzde bize mutluluk verecek. Bunu özellikle belirtmek isterim. Söz varlığını geliştirmek için ders kitaplarındaki uygulamaların yeterli olmadığını az önce, burada yeterli mi diye sormuşum ama yeterli olmadığını az önce ifade ettim. Başka neler yapılabilir diye her meslektaşımın kendine sorması gerekiyor. Bu anlamda her fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. Mesela ne yapılabilir? Bir iki örnek. Hedef söz varlığı unsurları belirlemek. Ne demek bu hedef söz varlığı unsurları belirlemek? Ders kitabındaki metinlerde öğrencinin anlamını bilmediği kelimelerin hepsinin üzerinde durmamız gerekmiyor. Bazı kelimeler var, metinde geçiyor, metnin anlaşılması için belki anlamı veriliyor ama söz varlığı çalışmalarında sıklık ve yaygınlık diye iki kavram var, sıklık ve yaygınlık. Öğrencinin karşısına sık ve yaygın olarak çıkabilecek, günlük hayatında olsun, okul hayatında olsun, öğrenim hayatında olsun, sık ve yaygın olarak çıkabilecek söz varlığı unsurlarına öncelik vermemiz gerekiyor. Bu kapsamda ilişkili kelimeler ağı oluşturulabilir mesela. Ne olabilir? Mesela anlamı bilinmeyen bir kelime, bir metinde anlamı bilinmeyen bir kelime geçiyor. Bu kelime ne olsun? Bu kelime ne olsun? Mesela burada şu an bizi dinleyen öğretmen arkadaşlarımdan bir tanesi bugünlerde işlediği bir metinde öğrencilerin anlamını bilmediği ve bu kelimeyi öğrenciler öğrense veya illa kelime olmak zorunda değil, deyim de olabilir. Bunu öğrenciler öğrense iyi olur diyecekleri bir kelime veya söz varlığı unsuru örnek olarak verebilirler mi acaba? Çıkın. 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 Başka? Bir iki örnek alayım. Değerli meslektaşlarım. Tetkik. Tetkik. Muvaffakiyet. Muvaffakiyet. Müsamaha göstermek hocam. Bir daha söyler misiniz? Müsamaha göstermek. Müsamaha göstermek. Evet. Başka? Mahlas hocam. Mahlas. Evet. Özümsemek. Özümsemek. Başka? Tenezzül etmek. Tenezzül etmek. Dozu kaçırmak deyimi. Mesela bugün işlediğimiz bir metinden. Dozu kaçırmak. Evet. Ölçü kavramı vardı şiir bilgisinde. Ölçü. Mesela bu söylenenlerden şimdi bir liste olsa, anlık bir uygulama yapacak olsak, desek ki değerli meslektaşlarım, bu 2, 4, 6, 8, 9, 10 tane kelime verildi. Bu kelimeleri öncelik sonralık sırasına dizseniz, ortaokul öğrencilerinin hangisini daha önce öğrenmesinde yarar var diye bir görüş alsak sizlerden. Şöyle bakıyorum. Mesela ilk sırada muvaffakiyet çıkar mı? Ortalarda olur. İlk sırada muvaffakiyet çıkmaz diye düşünüyorum şahsen ben. Ama mesela doz veya dozu kaçırmak ölçü. Dozla ölçüyü ilişkilendirebiliriz mesela. Şimdi doz dediğimizde veya dozu kaçırmak dediğimizde doz kelimesini günlük hayatın içerisinde nerelerde kullanıyoruz? Günlük hayatın içerisinde kullanıldığı yerler, o kullanıldığı yerlerden hareketle ilişkilendirebileceğimiz bu kelime merkezde olacak şekilde bu kelimeyle ilişkilendirebileceğimiz başka kelime veya söz varlığı unsurları varsa onları ilişkilendirmek. Ben bu kapsamda şöyle bir örnek paylaşmak istiyorum sizinle. Benim sık kullandığım örneklerden biridir. Varsayalım biz hani örnek biraz basit, özellikle basit bir örnek paylaşmak istiyorum sizinle. Duvar kelimesini verdik. Duvar.
Duvar kelimesiyle ilişkilendirebileceğimiz, ilişkili kelimeler olarak düşünebileceğimiz duvarın kendisinden hareketle mesela tuğla kelimesini kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Taş kelimesini kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Sıva kullanılabilir. Boya kullanılabilir. Badana belki kullanılabilir. Harç kelimesi kullanılabilir. İlişkiler ağını bu şekilde oluşturabiliriz. Yani üzerinde durduğumuz, tabii ki her söz varlığı unsurunda çok zengin ilişkiler ağı oluşturmamız mümkün olmayabilir. Ama ilişki ağı oluşturabileceğimiz her örnekte bunu özellikle yapmamız gerekiyor. Bir de şu var, bizde ihmal edilen çalışmalardan bir tanesi söz varlığıyla alakalı. Biz anlamı bilinmeyen kelimeler üzerinde duruyoruz. Sonrasında üzerine durduğumuz kelimeleri tekrar etme durumumuz olmuyor. Bir tekrar stratejisi oluşturmuyoruz. Yani bundan işte 5 metin önceki bir metinde çıkan bir kelime şimdi karşısına çıktığında öğrenci hatırlayamıyor. Veya öğrencinin çoğu hatırlayamıyor. Çünkü bir tekrar stratejisi yok. Bu anlamda öğretmenlerin hedef söz varlığı unsurları belirledikten sonra daha somut bir şekilde ifade edeyim. Bir öğretmen girdiği sınıflarda okuttuğu kitaptaki metinleri incelediğinde o metinlerden hareketle bir hedef söz varlığı unsurları listesi belirlediğinde ve bunları dönem içerisinde nasıl tekrar edebilirim diye kendisine sorduğunda ders işleme süreçlerini zenginleştirirken değerli meslektaşlarım, mikrofonlarımızı kapatabilirsek sevinirim. Bu söz varlığı unsurlarını ders işleme sürecini zenginleştirirken hangi temada, hangi metinde nasıl bir tekrar stratejisi veya tekrar uygulaması yapabileceğine dair kendisi de kendi planını oluşturmuş olur. Böyle olduğunda emin olun yıl sonu geldiğinde öğrencilerdeki gelişmeyi, söz varlığının zenginleşmesi açısından gelişmeyi çok net bir şekilde görebiliriz. Biz böyle bir çalışma yaptığımızda bu çalışmanın mantığını öğrencinin kendisi anladığında öğrenciyle bağımsız olarak benzer çalışmaları hayata geçirirse çift yönlü bir kazanç elde edilmiş olacaktır. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanma konusunda örnekler sunmak. Burada bazen ders işlerken veya teneffüste, yani normal zamanları kastediyorum. Şimdi de ders işlerken belki uzaktan bir öğrenciye söz verdiğinizde bir öğrenci kelimeyi cümle içerisinde kullandı. Bazen gerçekten güzel örnekler karşımıza geliyor. Bazen daha iyi örnekler olabileceğini düşünüyoruz. Sorular sorarak öğrencileri düşündürmek, daha farklı cümleler kurmalarını sağlamak ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları, yani belki bunları not edecekleri söz varlığı defterleri türünden defterler tutturarak onlar üzerinden tekrarlar yapmalarını sağlamak da yapılabilecek çalışmalardan bir tanesi. Bir başka başlığımız, bu kapsamda neler yapılabilir? Öğrencilerimizin gözlem ve dikkat becerilerini geliştirmeliyiz. Gözlem ve dikkat. Türkçe dersinde temel dil becerilerinin her birinin geliştirilmesinde gözlem ve dikkat becerileri çok önemli görevler üstleniyor. Şöyle ki, biz gözlem dediğimizde sadece gözle yapılan bir işmiş gibi algılanıyor ilk başta ama gözlem duyu organlarının tümüyle yapılması gereken bir iş. Mesela dinleme izleme becerisinde, biraz sonra bileşenler üzerine duracağım. Sadece dinleme uygulamalarının yapıldığı çalışmalarda öğrencilere dinletilen ses kayıtlarındaki
araç gereçlerin sesi olsun veya başka ses kaynaklarından çıkan sesler olsun, öğrenciler bunların farkında mı? Farkındalık oluşmuş mu? İşitsel farkındalık dediğimiz bir farkındalık oluşmuş mu öğrencilerde? Yoksa sadece dinleyip geçiyor mu? Dolayısıyla gözlem ve dikkat becerilerini geliştirmek de bu anlamda oldukça önemli. Temel dil becerileri tekrar şöyle baktığımızda dinleme, izleme, okuma, konuşma ve yazma. Bu dört beceriden dinledik öğrencilerimiz açısından şu soruları bizim genel anlamda sormamız gerekiyor. Dinlediklerini, izlediklerini ve okuduklarını ne kadar anlıyorlar? Yazarak ve konuşarak kendilerini ne kadar anlatabiliyorlar? Tabii ki buradaki her meslektaşımın kendi öğrencilerini göz önünde bulundurduğunda genel anlamda bazı değerlendirmeleri olacaktır. Ama bu değerlendirmeyi bir öğretmenin sürekli yapması lazım. Yani bir Türkçe öğretmeni her yıl dersine girdiği tüm sınıflarda bu soruları kendisine sorarsa ve aldığı cevaplardan hareketle ders işleme durumunu gözden geçirirse çok daha verimli bir süreç yaşanacaktır. Şimdi her dil becerisi üzerinde kısa kısa duracak olursak, az önce ifade ettim, dinleme izleme becerisini Türkçe derslerinde sadece dinleme metinleriyle veya dinleme izleme uygulamalarıyla ele alması yeterli mi? Yeterli değil. Bunu baştan ifade etmiştim. Değerli meslektaşlarım, dinleme izleme becerisi, Türkçe ders öğretim programında dinleme izleme becerisi olarak geçen beceri, sadece dinlemeyi, hem dinleme hem izlemeyi ve sadece izlemeyi kapsayan bir beceri. Dinleme izleme becerisinin bileşenleri dediğimiz bu üç başlık göz önünde bulundurulduğunda, bunlardan dinleme, telefon konuşmaları, çeşitli duyurular, radyo dinleme, görüntünün olmadığı, sadece ses içeriğinin olduğu dinleme durumlarını karşılıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Biz öğrencilerimizin dinleme izleme becerilerini geliştirmek istiyorsak, sadece dinlemeye yönelik uygulamalarla, materyallerle de karşı karşıya getirmeliyiz öğrencilerimizi. Çünkü biz öğrencileri hayata hazırlıyoruz. Hayatta sadece dinlemenin olduğu çeşitli durumlar yok mu? Var. Mesela bir bankayı arıyoruz veya bir devlet dairesini arıyoruz. Telefonla arıyoruz. Orada otomatik santral çıkıyor. İşte yapılacak işlemlerle alakalı olarak, işte şunu yapmak istiyorsanız 1'e, şunu yapmak istiyorsanız 2'ye diyerek bazen 8'e 9'a kadar çıkıyor. Veya zaman zaman mesela Konya merkezde olmadığını düşünüyorum ama Konya'nın bazı ilçelerinde belki vardır. Benim Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde bazı küçük ilçelerde gördüğüm bir uygulama. Belediye hoparlöründen çeşitli duyurular yapılıyor. Veya işte caminin hoparlöründen bir duyuru yapılıyor. Veyahut terminalde bir duyuru yapılıyor. Havaalanında bir duyuru yapılıyor. Konya'da ben tramvaya hiç binmedim ama tramvay deniyor değil mi Ayşegül Hocam? Yanlış söylemeyeyim. Evet hocam, doğru. Tramvayda duyurular yapılıyor mu? Dahili duyurular yapılıyor mu? Hocam, inilecek duraklar yapılıyor. Onun dışında mesela bir uyarıyla alakalı çeşitli uyarı. Mesela Ankara'da metroda ve Ankara'yı diye bir toplu raylı ulaşım sistemi var. Orada çeşitli duyurular yapılıyor. Onların istasyonlarında çeşitli duyurular yapılıyor. Veya radyo dinleme. Radyo hala yaygın olarak dinlenen bir medya aracı. Radyodaki çeşitli programlar, bilgilendirici metinler olabilir, bilgilendirici programlar olabilir, kısa ses kayıtları olabilir, haber bültenleri olabilir, reklamlar olabilir. Pek çok örnek verilebilir. Yani görüntünün olmadığı, sadece ses içeriğinin olduğu dinleme durumları da sadece dinlemeye yönelik uygulamalar yaptırılabilir. Dinleme ve izleme, okuldaki derslerden tutun televizyon seyretmeye veya günlük hayatta kişiler arası iletişim durumlarına kadar pek çok örnekte karşımıza çıkıyor.
Sadece izleme, sessiz filmler, pandomimler, uzaktan yapılan çevre gözlemleri de sadece izleme başlığı altında ele alınabilir. Şimdi bunu benim sık kullandığım örneklerden biridir. Benim öğrencilerim bunu görmüş olabilirler veya diğer meslektaşlarım arasında bu fotoğrafı görmüş olanlar vardır. Ayşegül Hocam, siz gördünüz mü bu fotoğrafı? Maalesef hocam. Peki, o zaman size bir soru sorsam. Tabii. Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz? Sevgi. Anlayamadım. Sevgi. Sevgi mi görüyorsunuz? Evet, öğrenciler yaptırdıysa evet. Yok, öğrenciler yaptırmadı. Bir yaş pasta, öncelikle bir yaş pasta görüyoruz değil mi? Evet, evet. Bir yanlış anlaşılma var sanırım. Evet, süslenmiş, çikolatalı olduğunu düşündüğümüz, kenarları krem şanti ve dövülmüş Antep fıstığıyla süslenmiş bir yaş pasta var. Üzerinde de Garanti, Lüleburgaz, Edirne, Samsun, İstanbul, Niğde, Gaziantep, Bizip'ten sevgilerle diye bir yazı. Şimdi ben bunu çeşitli derslerde, seminerlerde, buna benzer seminerlerde kullanıyorum ve meslektaşlarımın tahminleri genellikle şu yönde oluyor. Şimdi burada süremiz kısıtlı olduğu için ben katılımcılara söz vermeyeceğim. Ama meslektaşlarımızın tahminlerini kısaca paylaşayım. Garanti Bankası'nın bu şehirlerdeki şubelerinin ortak yaptırdığı bir pasta diyenler oluyor. Veyahut Garanti Bankası'nın bu şehirlerdeki şubelerinde çalışan arkadaşlar ve birbirlerini tanıyanlar bir pasta yaptıralım demişler. Pasta yaptırmışlar, bir araya gelmişler diye görüş bildirenler var. Az önce bir meslektaşım bir yanlış anlaşılma var dedi. Evet, burada bir yanlış anlaşılma var. Şöyle ki, bu pastanın hikayesini kısaca sizinle paylaşayım. Garanti Bankası'nın leasing birimi, finansal kiralama olarak da belirtilen leasing diye bir birim var bankalarda. O birimden bir bankacı bir müşterilerinin şirketin kuruluş yıl dönümü kutlamak amacıyla bir pasta hazırlatıp o şirkete göndermek istiyor. İşte arıyor bir pastaneyi. İşte şu adrese şu özellikle bir pasta siparişi vermek istiyorum diyor. Ve üzerine de Garanti Leasing'ten sevgilerle yazılacak diyor. Pastanedeki kişi anlamıyor ne dediğini, bankadan arayan kişinin. Kodluyorum diyor bankacı. Garantiden sonraki leasing kelimesini kodluyor. İşte Lüleburgaz, Edirne, Adana, Adana'yı yazmamış pastacı. Samsun, İstanbul, Niğde, Gaziantep diyerek leasing kelimesini kodluyor. Sonrasında leasing diyor, onu da nezip anlıyor pastane çalışanı. Sevgilerle, yani garanti kelimesiyle sevgilerle kelimesini doğru anlıyor. Aradaki leasing kelimesinin kodlamanın ne olduğunu bilmediği için, nasıl yapıldığını bilmediği için belki böyle bir görüntü çıkıyor. Yani bir yanlış anlama var, dinlediğini anlamama durumu var. Ben bu örneği paylaştığım zamanlarda şunu da özellikle belirtiyorum. Türkçe öğretmenlerinin mutlaka ve mutlaka kodlama nedir, niçin yapılır, nasıl yapılır soruları üzerinde durmaları gerekir. Öğrencilerine bu konuyu anlatmaları gerekir diye özellikle belirtiyorum. Bu arada yine belirttiğim, bu konuyla alakalı belirttiğim bir şey var. Yazı kılavuzunun başında Türk alfabesindeki harflerin hangi şehir adlarıyla kodlanacağına dair bir tablo var. Türk alfabesindeki harflerin hangi şehir adlarıyla kodlanacağına dair bir bilgi yazım kılavuzunun başında var. Bu konu üzerine dururken söz konusu o listedeki şehir isimlerinin verilmesinde, paylaşılmasında da yarar var. Bir başka örnek. Ayşegül Hocam, size soru soruyorum. Sizin de Türkçe öğretmen olduğunuzu biliyorum. Evet hocam. Ne görüyorsunuz şu bu görselde? Hocam ben çok farklı şeyler söyleyebilirim. Peki, o zaman hemen bu görselin de hikayesini kısaca anlatayım. Evet. Bir vatandaş yurt dışına gidecek, pasaport almış, vize için bir işte büyükelçiliğe başvuruyor. Oradan
arkalı önlü kimlik fotokopisini de çektirmesi söyleniyor evraklar arasında. Vatandaş kimlik fotokopisini arkalı önlü vesikalık fotoğraf anlıyor. Ve bu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani dinlediğini anlamak gerçekten çok önemli. Konuşma becerisine gelecek olursak, birinci boyutunda ses, telaffuz, vurgu, tonlama, ikinci boyutunda konuşmanın içeriği boyutu var. Yani konuşmanın içeriği boyutunu biz yazma becerisiyle de birlikte düşünmeliyiz. Çünkü bir konuşma metni hazırlamak aynı zamanda bir yazılı anlamda bir metin hazırlamak demek. Ses, telaffuz, vurgu, tonlama ile birinci boyutun oluştuğunu, ikinci boyutunda konuşmanın içeriğinden oluştuğunu göz önünde bulundurarak çalışmalar planlanabilir. Peki konuşma becerisiyle ilgili neler yapılabilir? En önemli çalışmalardan bir tanesi sesli okuma çalışmaları. Sesli okuma çalışmaları hem doğru telaffuz, hem nefesin kontrolü, hem vurgu tonlamanın doğru ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlayan çok önemli çalışmalar. Tekerlemeler. Ben şu soruyu hep soruyorum meslektaşlarıma. Bir Türkçe öğretmeninin ezberinde en azından 20 tane, 30 tane tekerleme olmalı. Bunlardan bazıları kolay olmalı, bazıları orta zorluklu olmalı, bazıları zor olmalı ama mutlaka olmalı. Diyalog içeren kısa oyunları seslendirme çalışması yaptırılabilecek çalışmalardan bir tanesi. Bu da yine vurgu ve tonlama becerisini geliştirmek için yaptırılabilecek en önemli çalışmalar arasında yer alıyor. Dinleme ve konuşma becerisini birlikte ele aldığımızda bu iki becerinin karşılıklı olma durumu var. Etkileşimli dinleme durumları dediğimiz durumlarda bir konuşan kişi var, bir dinleyen kişi var. Bazen dinleyen kişi konuşmacı oluyor, konuşan kişi dinleyici oluyor. Dolayısıyla etkileşimli dinleme durumlarında dinleme becerisinin ve konuşma becerisinin nasıl olduğuna dair gözlemler yapabiliriz. Öğrencilerimizle yapacağımız çalışmalarda. Okuma becerisine geldiğimizde sesli okuma, sessiz okuma, okuduğunu anlama başlıkları ile ele alabiliriz okuma becerisini. Burada sesli okuma konuşma becerisiyle ilişkilendirilebilir. Az önce konuşmada da bu konuya temas etmiştik. Sessiz okuma kişinin kitap okurken, işte gazete okurken, dergi okurken kendi kendine yaptığı okumalar. İster sesli okusun, ister sessiz okusun, okumadaki en temel amaç okuduğunu anlama. Yukarıda belirtmedik, dinlediğini, izlediğini, dinleme izleme uygulamalarında da en temel amaç dinlediğini, izlediğini anlama. Bazen biz zevk içinde bir şey dinleyebiliyoruz. Yani anlamın olmadığı, içinde dil unsurlarının olmadığı durumlarda zevk içinde dinleme gerçekleştirebiliyoruz. Enstrümantal müzik dinleme, doğanın sesini dinleme gibi örnekler buna örnek olarak verilebilir. Hem dinleme izlemede hem okumada dinlediğimizi, izlediğimizi ve okuduğumuzu anlamamız temel amaç dedim. Peki bizim öğrencilerimiz dinlediğini, izlediğini ne kadar anlıyor, okuduğunu ne kadar anlıyor? Okuduğunu anlama konusunda öğrencilerimizin çok iyi olmadığını sizler de belki biliyorsunuz, görüyorsunuz. Özellikle merkezi sınavlarda da son yıllarda sadece Türkçe dersiyle ilişkilendirilmiyor bu konu. Diğer derslerdeki başarıyı da doğrudan doğruya etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Diğer dersler derken tüm dersleri kastediyorum. Mesela bir matematik dersinde bile bir problem metnini okumak, problem... Hocam sesleri kısalım sayın hocam. Bir matematik probleminde bile problem metnini okumak o problemi anlama açısından çok önemli. Yani okuduğunu anlamada problem varsa çocuğun, öğrencinin matematik başarısını da bu olumsuz etkileyebiliyor. İşte diğer derslerdeki işte sosyal bilgiler,
okumadaki başarısını olumsuz etkileyebiliyor. Dolayısıyla okuma, okuduğunu anlama hem Türkçe ders açısından hem diğer dersler açısından çok önemli bir beceri. Okuduğunu anlama için neler yapılabilir? Burada değerli meslektaşlarıma biliyorlardır. Tekrar olması adına belki paylaşıyorum bu bilgiyi. Okuma Beceriler Ders Öğretim Programı. Bir seçmeli ders var, Okuma Beceriler Dersi diye. Okuma Beceriler Dersi Öğretim Programı'nın internetten temin edilmesi, okuma becerilerini geliştirmeye yönelik ne tür uygulamaların yapılabileceğini o program üzerinden incelenmesi yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu seminerde ben başta da kısaca ifade ettim. Bazı temel bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Sizlerle bir bakış açısı oluşturmaya çalışıyorum. Sizin bu seminer zarfında benim sizlerle paylaştığım bilgilerden bazılarını, örneklerden bazılarını kullanarak kendi derslerinizde, kendi çalışmalarınızda yeni yeni uygulamalar yapabileceğinizi düşünüyorum. Yani bir çerçeve çiziyorum ben. Bu çerçeve çok farklı açılardan ele alınarak çok farklı uygulamalarla zenginleştirilebilir. Yazma becerisine geldiğimizde yazmadaki önemli başlıkların konu, hazırlık çalışması, taslak oluşturma, yazma, okuma ve düzenleme gibi başlıklardan oluştuğunu görüyoruz. Bu başlıklar süreç temelli yazma yaklaşımının aslında aynı zamanda başlıkları, ana hatlarıyla. Yazma becerisini, öğrencilerimizin yazma becerilerini geliştirmede şunu yapmamak gerekiyor. Bazı araştırmalarda öğretmenlerin pek çoğunun maalesef sadece bunu yaptığını gösteriyor. Mesela konuyu ver, öğrenciden bir yazı yazmasını iste. Bu bazen derste oluyor veya eve ödev olarak veriliyor. Bir konu veriliyor, bu konuyla ilgili bir yazı yaz getir. Peki bunun değerlendirmesi nasıl yapılıyor? Yüz yüze eğitimin devam ettiği zamanları düşünelim veya yüz yüze eğitimin olduğu zamanları düşünelim. İşte yazan öğrencilerden 3-5 tanesi veya birkaç tanesi okuyor. Böyle hızlı bir değerlendirme yapılıyor. Sınıftaki her öğrencinin yazdığı yazı değerlendirilmiyor. Bir de şu var. Acaba öğrencilerden nasıl yazılacağını, bir konu nasıl ele alınacak, bir konuyla ilgili ben bildiğim bilgileri nasıl ortaya koyabilirim, o bilgileri nasıl düzenleyebilirim, yazmaya başlamadan önce nasıl bir taslak oluşturabilirim? Bunları bilen öğrencilerin sayısı ne kadar acaba? Bir Türk öğretmeninin konuyu verip öğrencilerden bir yazı yazmasını istemeden önce bir konu belirleyip o konuyla ilgili hazırlık çalışmasının nasıl yapıldığını, hazırlık çalışmasından sonra taslağın nasıl oluşturulduğunu, taslaktan hareketle bir yazının nasıl yazıldığını göstermesi lazım. Yazı yazıldıktan sonra yazılan bir yazının nasıl okunduğunu, işte anlatım açısından, cümleler arasındaki bağ açısından, yazım, noktalama açısından müdahale edilmesi gereken yerin olup olmadığını gözden geçirmenin nasıl yapıldığını göstermesi lazım. Yani biz bir önce eğitim vermeliyiz ki ondan sonra öğrencilerden vermiş olduğumuz o eğitim kapsamında ürünler ortaya koymalarını isteyelim. Yoksa hiçbir eğitim vermeden bazı şeyleri varsayarak yani öğrenciler yazarlar, yazabilirler diye düşünerek hareket etmek maalesef bizi hiç tahmin etmediğimiz sonuçlarla karşı karşıya bırakıyor. Bir çalışmadan kısaca bahsedeceğim. Türkçe öğretmenlerinin 5, 6, 7 ve 8. sınıfta kullandıkları yazma konuları üzerine yapılan bir çalışma. Burada şu kırmızı renkli olanlar 6. sınıfta, 7. sınıfta ve 8. sınıfta en yüksek oranda kullanılan konular. Şöyle baktığımızda 7. ve 8. sınıfta en fazla kullanılan konunun özdeyiş açıklatma olduğunu görüyoruz. Özdeyiş açıklatma, yani bir düşünce yazısı yazdırma.
Literatür incelendiğinde bizim karşımıza şöyle bir veri çıkıyor. Yazma becerisiyle ilgili çalışmalar incelendiğinde hem yurt dışında hem yurt içinde. Öğrencilerin rahat yazdıkları, kolay yazdıkları konular daha çok olaya dayalı konular. Biz olaya dayalı konular üzerine çok fazla durmuyoruz. Özellikle üst sınıflarda, 7 ve 8 sınıflarda. Bir de şu var, biz cümle kurma becerisi, paragraf oluşturma becerisi konusunda öğrencilerimizi geliştirmeden, belirli bir noktaya getirmeden doğrudan doğruya onlardan hacimli metinler yazmalarını bekliyoruz. Yani hep söylenen bir şey var. Kolaydan zora diye bir ilkemiz var öğretim ilkeleri arasında. Kolaydan zora. Yani önce kolay çalışmaları yaptırmamız, ardından zor çalışmaları yaptırmamız. Ama cümle, paragraf becerisini geliştirmeye yönelik, cümle kurma, paragraf oluşturma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptırmadan doğrudan doğruya soyut yönü ağır basan konular vermek ve öğrencilerden o konular çerçevesinde yazılar ve güzel yazılar yazmalarını beklemek çok doğru değil. Evet, demek ki önce cümle kurma becerilerini geliştirmemiz, ardından paragraf oluşturma, sonrasında metin yazma becerilerini geliştirmek gerekiyor. Bu kapsamda da yazarlık ve yazma becerileri dersi diye seçmeli bir ders var. Bu dersin öğretim programı var. 2018 öğretim programı, bir de 2012'deki öğretim programı var. Ben meslektaşlarımdan her iki öğretim programında temin etmelerini istiyorum. 2012'deki program biraz daha detaylı bir program. Az önce bahsettiğim cümle kurma çalışmaları, paragraf oluşturma çalışmalarından metne doğru bir gidiş var. Yazma becerisiyle ilgili olarak da bu iki programı, öğretim programını temin etmelerini isterim. Bir başka husus, dinleme, izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin yöntemleriyle ilgili öğretmenlerin bilgisi ne kadar? Her beceriyle alakalı 2006 Türkçe Ders Öğretim Programı'nda başlıkları, amaçları ve uygulama şekilleri, uygulamayla ilgili örnekleri verilen, paylaşılan yöntemler var. Mesela not alarak dinleme, izleme yöntemi diye bir yöntem var. Veya yaratıcı yazma diye bir yöntem var. Katılımlı dinleme diye bir yöntem var. Bu yöntemler hakkında öğretmenlerimiz ne kadar bilgiye sahip? Bu konuda da görmeyen meslektaşlarım açısından 2006 Türkçe Ders Öğretim Programı'nda bu dört becerinin dördüyle alakalı yöntemlerin yer aldığı bilgilerin gözden geçirilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Şu an mevcut programda, 2019 programında bu yöntemlerin sadece adından bahsediliyor. Açıklama yok. Onun için özellikle 2006 Türkçe Ders Öğretim Programı diye vurguluyorum. Bir başka önemli başlığımız değerli meslektaşlarım, bilişsel yük. Bilişsel yük ne demek? Belki bugünkü seminerde üzerinde durduğumuz en önemli başlıklardan bir tanesi bilişsel yük. Türkçe dersinde dil becerilerinin her biri bağımsız düşünüldüğünde bazı kazanımlar var ki, o kazanımları böyle bir çırpıda öğrencilere kazandırmamız mümkün değil. Mesela şöyle bir kazanım düşünelim. Okuduğu metne farklı bir başlık bulur kazanımı ile. Okuduğu metni özetler kazanımının yükü aynı mı? Bilişsel yükü aynı mı? Herhalde aynı değil. Yani okuduğu metni özetlemesi veya not alarak dinleme, izleme yöntemini kullanması öğrencinin çok kısa zamanda kazanacağı beceriler değil. Özetleme becerisine bağımsız olarak ele aldığımızda mesela özetleme sırasında kullanılması gereken stratejilerin farkında mı öğrenci? Mesela bir seçme işlemi yapması gerekiyor. Metindeki önemli yerleri belirlemesi gerekiyor. Peki bir metindeki veya bir paragraftaki önemli yerler nasıl belirlenir?
Bunu öğrencilerimize uygulamalı olarak anlatmamız lazım. Not alarak dinleme yönteminde dinleme sırasında veya okuma sırasında bu arada parantez içerisinde şunu belirteyim. Not alarak okuma yöntemini kullanmak, not alarak dinleme yöntemini kullanmaktan daha kolaydır. Çünkü metin önündedir öğrencinin. Tekrar tekrar metne dönüp önemli olan yerleri tespit etmesi daha rahattır, daha kolaydır. Nerelerin not alınacağını belirlemesi daha kolaydır öğrenci açısından. Dolayısıyla bilişsel yük kavramını bu şekilde ele almamız lazım. Yani öğrencilerimize kazandıracağımız becerilerden bazıları kendi içinde pek çok alt beceriyi barındırıyor. Ben bu konuyla alakalı şöyle bir örnek veriyorum. Yani pek çok örnek kullanıyorum ama bunlardan bir tanesi şu. Somutlaştırmak adına hayatında hiç soğan doğramamış, soğan soymamış ve soğan doğramamış bir kişiye soğan soymasını ve soğan doğramasını sadece anlatarak öğretebilir misiniz? Yani önce işte bir elinize bıçağı alacaksınız, diğer elinize kuru soğan alacaksınız, işte başkasını keseceksiniz, sonra kabuğunu soyacaksınız, sonra soğanı ikiye böleceksiniz. İşte hangi amaçla kullanacaksanız ona göre farklı büyüklüklerde doğrayacaksınız. Hadi bakalım eline bir bıçak al ve bir soğan al, benim anlattığım şekilde bu soğanı soy ve doğra desek, hayatında eline hiç bıçak almamış, hiç soğan almamış birisi bizim istediğimiz şeyi bizim anlattıklarımızdan hareketle yapabilir mi? Ben denedim bunu, yapamıyorlar. Ben bunu denedim, yapamıyorlar. Zaten yapmalarını beklemiyoruz. Ne yapmamız lazım? Uygulatmamız lazım. Belki yeri gelecek bir elimizi onun elini tutacağız. Bıçağın olduğu elini tutacağız. Diğer elimizle soğanı tuttuğu elini tutacağız. İşte bıçağı hangi açıyla soğana yaklaştıracak? Nasıl kesecek? Sonra kabuğu nasıl soyacak? Sonra nasıl ikiye bölecek? Farklı büyüklüklerde soğan nasıl doğranır? Bunları anlatmamız lazım. Şimdi soğan doğrama gibi basit bir iş. Neye göre basit? Okuduğu bir metni özetlemesi, dinlediği bir metni özetlemesine göre basit bir işte bile biz uygulama yapmadan onu öğretemiyorsak, özetlemeyi uygulama yapmadan, yaptırmadan öğretebilir miyiz öğrenci? Mümkün değil. Mümkün değil öğretemeyiz. Bilişsel yükü, her kazanımın bilişsel yükünü göz önünde bulundurmamız ve ona göre o kazanımların ne kadar sıklıkla tekrar edilmesi gerekiyorsa o kadar tekrarına yönelik çalışmalar planlamamız lazım. Maalesef bu konuda ders kitaplarında planlı bir yapı yok. Maalesef yok. Olması gerekmez mi? Olsa iyi olmaz mı? Olsa iyi olur. Ben bunu her yerde söylüyorum. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nda yeri geldiğinde katıldığımız toplantılarda da söylüyorum. Buna göre bir planlama yapılsa, kritik kazanımlar, bilişsel yükü fazla olan kazanımlar belirlense, onların kazandırılmasına yönelik daha farklı uygulamalar, tekrar süreçlerinin dahil edildiği kitaba uygulamalar planlansa çok daha sağlıklı sonuçlar elde edilir diyebiliriz. Arkadaşlar, Türkçe derslerinde dil becerilerinin eğitimi için öğretmen elini taşın altına koymalı. Her öğretmen. Bu ne demek? Az önce bahsettiğim başlıklarda öğretmenlerin Türkçe dersinde ders işleme süreçlerini zenginleştirmek için mutlaka ve mutlaka ek uygulamalar planlamaları gerekiyor. Bir başka husus, kendini mesleki anlamda sürekli olarak geliştirmeli. Bir öğretmen, ben artık kendimi geliştirmesem de mesleğimin sonuna kadar, emekli oluncaya kadar kendimi götürebilirim diye bir şey düşünmemeli. Özellikle sosyal bilimlerde bir kişinin ben oldum, ben her şeyi biliyorum demesi mümkün değil. Mesleki anlamda sürekli olarak geliştirmek, kişinin kendini mesleki anlamda sürekli olarak geliştirmesi önemli. Bu anlamda
şu anki seminer bile bir örnek olarak verilebilir. Az önce ifade ettim, ders kitabıyla sadece yetinilmemeli, başka kaynak ve uygulamalarla sürekli olarak dersler desteklenmeli. Bir başka önemli başlık, öğrencilere düzenli ve sürekli geri bildirim vermeliyiz. Yani öğrencinin yaptığı, yazdığı bir yazı, yaptığı bir konuşma, bir dinleme metni nasıl dinlediği, bir metni nasıl okuduğu, bir öğretmen düz ayna gibi öğrencisini ona yansıtmalı. Yani artılarını da yansıtmalı, eksilerini de yansıtmalı. Olumlu yönlerini de yansıtmalı, olumsuz yönlerini de yansıtmalı. Ha, burada şöyle bir tabii ki denge de tutturulmalı. Olumsuzluklar üzerine çok fazla durulmalı veya olumsuzlukların hepsi birden öğrenciye iletilmemeli. Eğer bunların hepsi birden verilirse öğrenci çok kötü, durumunun çok kötü olduğunu düşünebilir. Ümitsizliğe kapılabilir, hayal kırıklığı yaşayabilir. Dolayısıyla boylamsal bir şekilde ele alınmalı bu konu. Bir başka önemli husus, ben bu konuyu daha iyi nasıl anlatabilirim? Ben bu konuyu anlatırken hangi materyalleri nasıl kullanabilirim? Gibi soruları her öğretmenin zaman zaman kendisine sorması gerekiyor. Yani bir öğretmen bir konuyu hep aynı şekilde anlatıyorsa, ufak tefek değişiklikler hiç yapmıyorsa, ne bileyim mesela kullandığı örnekleri zenginleştirmiyorsa, hep aynı örnekleri kullanıyorsa, bu o öğretmen açısından iyi bir şey değil. Yani ben bu konuyu iyi anlatıyorum, iyi anlattığınız bir konu da olabilir. Bakınız, soru şöyle değil, ben bu konuyu nasıl iyi anlatabilirim değil, ben bu konuyu daha iyi nasıl anlatabilirim? İyi anlattığınız konular için bile geçerli bu tür soruları kendinize sormanız. Şimdi gelelim birkaç örnek. Ayşegül Hocam, 10 dakikada bitirsek uygun olur mu acaba? Evet hocam, son 15 dakikayı da soruları ayırırsak yeterli olur sanki. Tamam, tamam, tamam. Teşekkür ediyorum. Şimdi değerli meslektaşlarım, 3 tane örnek. Yine benim sık kullandığım örneklerden bir tanesi. Şunu biraz küçültmek istiyorum. Ekranın tamamının görünmesi adına. Şu an görünüyor galiba. Burada bir tablo var. 5 satırdan ve 7 sütundan oluşan bir tablo. Tablonun hücrelerine ülke bayrakları yerleştirilmiş. Bu örneği biz öğrencilerin dinleme becerilerini, dinleme anlama becerilerini test etmek için, geliştirmek için kullanabiliriz, kullanıyoruz. Mesela burada özel ön bilgi denilen bir yapıyı kullanmıyoruz. Ne demek özel ön bilgi? Bu uygulamada bu bayrakların hangi ülkelere ait olduğu bizim açımızdan hiçbir mana ifade etmiyor. Biz sadece renkleri kullanarak, şekilleri kullanarak, temel geometrik şekilleri kullanarak, işte yatay, dikey, sağdan sola, affedersiniz, sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya gibi temel yönlendirme ifadeleri kullanarak tarif ettiğimiz bayraklar oluyor ve bu bayrakların koordinatını tespit etmelerini ve not etmelerini istiyoruz. Mesela 10 maddelik bir uygulama şeklinde planlanabilir. Öğrenciler ne yapıyor? Birden 10'a kadar bir sıra numarası veriyor defterlerine veya bir kağıda. Birinci maddeyi okuyorsunuz. Varsayalım diyorsunuz ki, bir örnek yapalım mesela. Yatay 3 şeritten oluşan bayrak. Renklerin sırası yukarıdan aşağıya doğru. Siyah, kırmızı, sarı. Diyorum. Ve öğrenciden Edirne 3'teki bayrağı bulmasını ve o maddenin karşısına E3 yazmasını bekliyorum. Veya Ceyhan 4'teki bayrağın sağ üst çaprazında bırak dediğimde Denizli 3'ü yazmasını istiyorum gibi. Buna benzer mesela bir başka örnek vereyim.
Yıldızı kırmızı renkte olan bayrak dediğimde dedi birdeki bayrağı belirlemelerini bekliyoruz. Burada bu tablonun içerisinde sadece ülke bayrakları değil, ülke bayrakları çıkartılarak çok daha farklı görseller eklenebilir. Mesela sebzeler eklenebilir, meyveler eklenebilir, hayvanlar eklenebilir, evdeki mutfakta kullanılan aletler, evdeki eşyalar, ya pek çok görsel buraya yerleştirilebilir. 5 satır 7 sütundan oluştuğu 35 tane görsel yerleştirilecek. Bunlardan 10 tanesini tarif edeceğiniz yönerge cümleleri oluşturarak böyle bir çalışmayı kullanabilirsiniz. Bir başka örnek, 3 tane masamız var. Dikdörtgen masa, yuvarlak masa, kare masa. Her birinin etrafında karşılık konmuş sandalyeler, dörder sandalye var. İşte burada hangi masada, hangi sandalyede, kimin oturduğuna dair yönerge cümleleri söylüyorsunuz. Sonrasında diyelim 8 madde, 10 madde bu şekilde yönerge cümlesi söylüyorsunuz, ifade ediyorsunuz. Onların hareketle çeşitli anlama soruları biliyorsunuz. Mesela yuvarlak masada bize göre soldaki sandalyede Ahmet oturuyor. Kare masada bize göre sağdaki sandalyede Ayşe oturuyor gibi yönerge cümleleriyle 8-10 maddelik bir dinleme anlama çalışması planlanabilir. Bir de şöyle bir tablomuz var. Bu da 3 sütun ve 8 satırdan oluşan bir tablo. Size göre soldaki sütun, size göre sağdaki sütun ve ortadaki sütun şeklinde yönerge maddelerini oluşturabileceğimiz yönlendirme ifadeleri var. Mesela orta sütunun üstten üçüncü karesine yılın ikinci yarısının ilk ayını yazınız dediğimde. Şimdi tabloda bir yer tarif ettim. O tarif edilen yere bir şey yazıyorum. Hangi ayı yazmalı? Temmuz'u yazmalı. Yılın ikinci yarısının ilk ayı Temmuz, değil mi? Buna benzer örnekler. Dil bilgisi konuları ile ilişkilendirilebilir. Mesela bir cümle verilir. Size göre sağdaki sütunun alttan dördüncü karesine ne diyelim? İşte bir cümle söylenir. Cümlesinde yer bildiren kelimeyi yazınız denir. Zaman bildiren kelimeyi yazınız. Şu cümlede işi yapan unsuru şuraya yazınız gibi dil bilgisi konularından da örnekler verilebilir. Ne görüyorsunuz sorusunda lütfen not alınız değerli meslektaşlarım. Ne görüyorsunuz sorusu bizim açımızdan anlama anlatma becerileri açısından önemli bir soru. Ne görüyorsunuz sorusunda bizim öncelikli olarak öğrencilerden beklediğimiz cevap gerçekten ne gördükleri. Yani orada ne anlatılıyor değil, bu görsel neyi anlatıyor, neyi ifade ediyor değil. Ne görüyorsunuz? Mesela şu görselde ne görüyorsunuz? Ayşegül Hocam ne görüyorsunuz? Sesinizi duyamıyorum ama. Birikim görüyorum hocam. İnsan biriktirdiklerini yazar. İşte beklediğim cevap bu değil. Öncelikli olarak ne görüyorsunuz? Yani bu görsel ne anlatıyor değil. Ne görüyorsunuz? Yani öncelikle kalem paralardan oluşmuş gibi geliyor insana ilk bakışta. Evet. Bir el, kalem tutan bir el değil evet. mi? Evet. Kalem tutan bir el. Kalemin gövdesi madeni paralardan oluşmuş. Değil mi? Evet. Bunu söyleyebiliriz. Bir insanın, solak bir insan belki değil mi? Solak bir insan. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Sonrasında bu görsel neyi anlatıyor olabilir? Dediğimiz zaman belki sizin söylediğiniz cümleler öğrencilerden bekleyebiliriz. Ben daha ne bekliyorum. Görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Bakınız burada ne görüyoruz? Evet, yani ilk bakışta gördüklerimizi söyleyeceksek, kitap okuyan evet. insanlar, okumayan insanlar,
fiziksel özellikleri de okumalarını gösteriyor. Okuyorsa böyle, okumuyorsa böyle gibi. Evet. Yani kitap okumayan ama okuyormuş gibi yapan. Evet. Evet. Yani bir taraftan teknoloji bağımlılığı var, bir taraftan böyle kamera karşısında okuyormuş görüntüsü vermeye çalışan insanlar. Peki sehpa üzerindeki gözlükler ne işe yarıyor diye bir soru belki sorulabilir, değil mi? Evet. Yani üzerinde konuşma, mesela böyle bir görsel verildiğinde bu görselden hareketle bir paragraflık yazı yazınız dediğimizde öğrenciler herhalde her öğrenci rahatlıkla bir şeyler yazabilir bu görselden hareketle. Özetleyecek olursak değerli meslektaşlarım, kamu spotları, reklamlar, televizyon, radyo fark etmiyor. Haberler, yine televizyon, radyo haber etmiyor. Radyo programları, bilgilendirici metinler anlamında radyo programları, radyo tiyatroları, animasyonlar, sessiz filmler, karikatürler, yazılı yazısız. Pek çok şey kullanılabiliyor Türkçe dersinde temel dil becerilerinin eğitimi çalışmalarında. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu anlattıklarımdan hareketle gerisi size kalmış, gerisi bize kalmış diyorum. Yani kendimi de dahil ederek söylüyorum. Gerisi bize kalmış. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Biz teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu gibi aktı zaman. Şimdi birkaç soru alalım isterseniz. Evet. El kaldırarak soruları alabiliriz hocalarım. Sözü ben mi vereceğim? Siz mi vereceksiniz tam? Henüz el kaldıran olmadı hocam. Ben konuşabilir miyim acaba? Tabii ki, buyurun hocam. Ben Yusuf hocama selamlar söylüyorum. Ankara Gazi'den mezunuyum. Yabancılara Türkçe öğretimi dersinize giriyordunuz. Yeşim hocam sesinizi kapattınız. Gazi Üniversitesi'nde yabancılara Türkçe öğretimi dersinize giriyordunuz. Belki hatırlamayabilirsiniz. Ben şöyle göstereyim bir. Şöyle bir fotoğraf göstereyim hocam. Ya buradan görmem mümkün değil ama evet. İsminiz çok yabancı değil. Evet hocam. Ben ilk öncelikle çocukların okumasında medyanın daha etkin olduğunu düşünüyorum. Yani medya araçlarının bizden daha etkin olduğunu düşünüyorum. Ve çocukların okumalarında hani bu kanallarla hani işbirliği yapılması daha çok hani okunması için EBA TV var ama EBA TV tek bir kanalda yönelik programlar yapılmıyor. Hani bir kitap, dizilerde kitap okunmuyor. Yani diziler işte ailelerinin izledikleri programları izliyorlar. Yani biz orada yetersiz kalıyoruz. Ama okulda elimizden geleni tabii ki yapıyoruz. Yani ben sosyal medyanın daha güçlü olduğunu düşünüyorum Yusuf hocam. Şüphesiz sosyal medya etkili ama bu bizim normal okuma çalışmalarını daha verimli ele almamızı engellemiyor. Şöyle okumadan konu açılmışken şöyle bir örnek paylaşmak istiyorum. Sınıf öğretmenlerine dahil olmak üzere bazı Türkçe öğretmenleri de okuma becerisiyle alakalı şu tip tavsiyelerde bulunuyorlar. Mesela anne baba veli toplantısında veya işte özel görüşmelerde ne yapalım? İşte okumak önemli, okusun. Bol bol okusun. Gibi genel öneriler var. Yani okusun da nasıl okusun? Bu konuda öğretmenler olarak sizler de belki yani bir kitabın tamamı olmaz ama belirleyeceğiniz kısa metinlerden hareketle etkileşimli okuma dediğimiz bir yöntemi öğrencilerinizle hayata geçirebilirsiniz. Yani bir metni herkes aynı anda okuyor. Sınıftaki ders işleme süreçlerindeki metin okuma örneklerindeki gibi ona benzer. Ve metin bölüm bölüm ele alınıyor. Mesela işte ilk paragrafı ele alınıyor. O paragrafla alakalı
Öğretmen soru soruyor, öğrenciler soru soruyor. Bu metin önceden öğrencilere veriliyor, öğrenciler üzerine kafa yoruyor. İşte soru soracakları yerler nereler olabilir? Bir soru sorulduğunda nasıl cevaplar verebilirler? Söz varlığıyla alakalı ne gibi çalışmalar yapılabilir? Yani bir metne nasıl yaklaşılması gerektiğini etkileşimli okuma çalışmalarıyla öğretmen öğrencilerine gösterebilir. Hatta bu çalışma, bu uygulama mümkünse zaman zaman ailelerin de dahil olduğu bir çalışmaya dönüştürülebilir. Şimdi tabii çalıştığınız ortam nasıl bir ortam onu bilmiyorum. Hani aileler dahil edilebilir mi edilemez mi onu da bilmiyorum ama dahil edilebilecek ailelerin olduğunu da düşünüyorum. Zaman içerisinde bu tür çalışmalarda öğrenci ve öğrenciler, akran etkileşimi dediğimiz şey de çok önemli. Hem öğretmenin yönlendirmesi hem arkadaşlarının dahil olduğu bu tür çalışmalar bir süre sonra öğrencilerin okumadan daha fazla zevk almalarını sağlıyor ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmiş oluyor. Bir de az önce ifade ettim, bir metne nasıl yaklaşılacağını somut bir şekilde göstermiş oluyoruz bu tür etkileşimli okuma uygulamalarıyla. Yani özetle sadece okuyun, okusun, bol bol okusun, okuması lazım, daha çok okuması lazım türünden tavsiyeler çok anlamlı tavsiyeler değil. Bunu bilmek lazım, göz önünde bulundurmak lazım. Hocam, evet. Teşekkür ederiz. Ali Can Bas hocam, söz almak istiyor musunuz? Sesiniz açık ama. Evet, olabilir hocam. Ben de hani sorudan ziyade herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hani Yusuf hocam vurgu yapmıştı. Öğrencilerin söz varlığını geliştirmenin önemli olduğunu, hani bunun için farklı çalışmalar yapmamız gerektiğini. Ben nacizane 2 yıldır bir çalışma yapıyorum. Hani bunu diğer arkadaşlara da tavsiye ederim. Ben çok faydasını gördüm. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim takvimi diye bir uygulama var. Hepiniz duymuşsunuzdur. Burada ben ilk yayınlandığında hani çocuklara bunu Türkçe açısından Türkçe bölümlerini nasıl kullanabilirim? Çocuklara yeni kelime, yeni atasözü, yeni özdeyiş nasıl öğretebilirim diye düşündüm. Ben kendi lakabım bir garip Türkçe öğretmeni olduğu için bir garip defter diye bir tasarım yaptık. Buraya defterimize işte günün sözü var. Günün sözünü, özdeyişini yazıyoruz. Günün kelimesi var ve anlamı var, onu yazıyoruz. Daha sonra günün deyimi ya da atasözü var ve anlamı var, onu yazıyoruz. Bir de günün bir doğrusu var. Yani bir kelimenin yanlış yazılışı ve doğru yazılışı var. Bunları 365 gün boyunca hani düzenli olarak yazıyorlar defterlerine. O günde günlük hayatta o deyimi ve o kelimeyi kullanmaya çalışıyor. Ailesine hani bir cümle kuruyor. O deyimin geçtiği ya da o kelimenin geçtiği. Ve o hafta yazdığımız yazılarda da hani bir göz atıyor. Acaba buradan o kelimeyi kullanabilir miyim? Ya da oradaki bir özdeyişi kullanabilir miyim? Oradaki bir atasözü, deyimi kullanabilir miyim? Yani kullanan olursa alkışlıyoruz. Hani tebrik ediyorduk geçen sene yüz yüze eğitimdeyken. Hani bu sene yine yazma eğitimine her hafta bir konu veriyorum. Hani planlı yazma çalışması yapıyorum ben. Girişte ne anlatabilirsiniz, gelişmede ne anlatabilirsiniz, sonuçta ne anlatabilirsiniz, şu sözleri kullanabilirsiniz, yine defterinize göz atabilirsiniz gibi. Hani öğretmenlerim nacizane bu uygulamayı, hani Türkçe bölümünü çocuklara bu şekilde kullanırlarsa faydası olacağını düşünüyorum. Hani ben 2 yıldır kullanıyorum, birçok faydasını gördüm. Hani söz varlığını geliştirmede bir alternatif olabilir. Hani bunu söylemek istedim arkadaşlara. Teşekkürler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyoruz Ali hocam. Teşekkür ederiz hocam. Mehmet Han Telli hocam, buyurun. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Hocam, şimdi hepimiz farklı yerlerde görev yapıyoruz. Yani sadece Konya bazında değil, ülkenin farklı yerlerinde görev yapıyoruz ve hepimizin farklı gerçeklikleri var. Çalıştığımız bölgenin, çalıştığımız okulun, veli ve öğrenci profilimizin pek çok hem artısı hem de eksisi var. Bazılarımız eksi tarafını daha ağır yaşıyorlar. Bazılarımız artı kısmını biraz daha dolu dolu yaşıyorlar. Ben işin biraz eksi
tarafında kalan bir bölgede görev yapıyorum. Yunak'tayım. Bu üçüncü yılım. İlk yılımda başladığımda daha çok okulda gördüğümüz beceri temelli çalışmaları yoğun bir şekilde uygulamaya çalıştım. Derslerimizde harici etkinlikler, konuşma, dinleme, okuma, yazma, bunlara ağırlık verdim. Ders ortamımız çok güzeldi, her şey güzeldi ama mesela şöyle bir şey vardı. İşte çocuklar da veliler de diyordu ki Mehmet Hoca ders işlemiyor. Yani algıda böyle bir sıkıntı var. Yani Türkçe öğretmeni dil bilgisi anlatır ama bunlar ders değildir. Yani ben böyle bir şeyle karşılaştım. Benim için üzücü olmuştu yani ilk yılımda böyle bir şeyle karşılaşmak. Şimdi Mehmet Hocam, az önce sunumun başında bir şey söyledim. Yakın zamanda, yani bu belki hani orta vade dediğimizde belki 3-5 yıl sonrasında hayatımıza beceri temelli sınavlar girmeye başladığında, o zaman seninle alakalı şu tür değerlendirmeler yapılacak. Mehmet Hoca çok iyi ders anlatıyor. Yani şimdi dil bilgisi önemsiz mi? Önemsiz değil, önemli. Ama Türkçe dersi sadece dil bilgisinden ibaret değil. Yani biz sadece Türkçe açısından değil, tüm kültür dilleri açısından şunu biliyoruz, kaynaklarda bu yazıyor. Yani bir dili öğretmenin en temel amacı anlama ve anlatma becerilerini geliştirmek. Ha, dil bilgisi de, dil bilgisi konuları da bu anlamda bir araç olarak kullanılıyor. Ama dil bilgisi her şey değil. Ha, dil bilgisi bir tamamen bir kenara atılsın da demiyoruz. O da bir parçası dersimizin. Ama sadece dil bilgisine odaklanmak veya çoğunlukla dil bilgisine odaklanmak, diğer çalışmalara yer vermemek büyük bir eksiklik. Zaten yakın zamanda bu dönüşüm başlayacak. Yani yavaş yavaş işte yayınlar çıkmaya başladı. Özel okullar yavaş yavaş işte mesela Türkçe sınavlarında dinlediğini anlama soruları soruyorlar. Diğer işte konuşma becerisini dahil etmeye çalışıyorlar. Yani bunlar yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Aslında bu salgın süreci yaşanmamış olsaydı geçen senenin sonunda bir pilot uygulama daha gerçekleştirilecekti. Ama maalesef olmadı. Fakat az önce de ifade ettim, çalışmalar ilerliyor. 4. sınıfta, 7. sınıfta ve lisede de yanlış hatırlamıyorsam 10 veya 11. sınıfta pilot uygulamalar yapılacak. Altyapısı hazırlanıyor. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yapı hayatımıza girdiğinde bu tip değerlendirmelerin de ben sona ereceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Evet hocam, artık bitmeye yakın. Son bir iki soru daha alıp kapatalım programı. Evet, Seher Şen hocam, buyurun. Tekrar merhabalar. Ben de hani bu becerileri geliştirirken ders kitabıyla yetinmemeliyiz kısmını zaten sizler de okulda bize sık sık söylüyordunuz. Aynı şekilde biraz önce Mehmet Han hocamın söylediği gibi, yani Konya'da 2 yıldır görev yapıyorum. Hiç böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Ancak Doğu'da uzunca yıllar görev yaptığımda işte hocam kitabı bitirmek zorundasınız. Kitaptaki metinden başka metin işlememelisiniz. Bu size sıkıntı olur gibi söylemler oldu. İdareden, Milli Eğitim'den Doğu'dayken sıkıntılar yaşadım. Her yıl yaşadım üst üste. Bakın dedim, hani dil geliştirilmesi gerekir. Kendi istediğimiz metni, ben sonuçta dersimi, kazanımlarımı işliyor muyum? İşliyorum, evet. Benim kaçırdığım, yani böyle bir zorunluluğumuz, böyle bir dayatma olabilir mi? Böyle bir zorunluluğumuz var mı? Kaçırdığım bir haber, bir nokta var mı? Onu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Seher Hocam, daha önceden de söylediğim bir şeyi tekrarlayayım. Ben şunu hiçbir zaman söylemiyorum. Yani ders kitabını bir kenara bırakalım, başka şeyler yapalım veya başka şeyler yaptıralım demiyorum. Ders kitabımız bizim ana materyalimiz. Ders kitabındaki ders işleme süreçlerini, yani bir okuma metnini ele alırken, meslektaşlarımın pek çoğu şunu fark etmişlerdir. Metinlerde birbirinin aynısı olan pek çok etkinlik var. Yani artık öğretmenlerin belki
yaptırmak istemediği ve öğrencilerin artık çok rahatlıkla yaptığı türden etkinlikler var. Yani bu tür etkinlikler hangi kazanıma yönelik? İşte şu kazanıma yönelik. O etkinliğin yerine başka bir çalışma, yani öğrencinin gelişimine katkı sağlayacak başka bir çalışma. Veya hazırlık çalışması olarak işte öğrencilerden bir şeyler yapmasını istiyoruz, isteniyor kitapta. Fakat öğrencilerin öyle bir imkanı yok. Hazırlık anlamında öğretmen mesela bir ses kaydı getirebilir, bir görüntü kaydı getirebilir veya bir metin getirir, o metni okur. O metinden hareketle kısa soru cevap şeklinde bir zihinsel hazırlık oluşturur, süreci yaşatır öğrencilere. Ondan sonra metne geçer. Yani metindeki, kitaplardaki metin işleme süreçleri nasıl başlıyor, nasıl bitiyor? Sadece buraya çok takılıp kalmayalım demek istiyorum. Yani zaman zaman değiştirebileceğimiz etkinlikler olmalı. Zaman zaman ekleyeceğimiz çalışmalar olmalı. Mesela bazı metinlerde öyle güzel soru sorulacak yerler var ki ders kitabı yazarı veya yazarları o soruyu sormamışlar. Biz sormayacak mıyız yani orada yazılmamış diye? O soruyu sormayacak mıyız? Soracağız. Hatta sormamız gerekir. Çünkü o metnin anlaşılması açısından belki çok çok daha önemli bir soru diğer sorulara göre. Yani zenginleştirmeden kastettiğim şey bu. Bir denge içerisinde bunun rahatlıkla yürütülebileceğini ben düşünüyorum. Diğer türlü ne oluyor? Diğer türlü ne oluyor? Şöyle bir algı oluşuyor öğrencilerde, bazı velilerde de. Türkçe dersi nasıl bir derstir? Türkçe dersi bir okuma metninin olduğu, o metni önce öğretmenin okuduğu, sonra öğrencilere okuttuğu, sonra sırasıyla soruları işte okuttuğu, kızım sen söyle, tamam, oğlum sen devam et, tamam. Ardından bazı dil bilgisi konularının anlatıldığı, bir yazma konusunun verildiği, hadi yazın gelin haftaya derste değerlendireceğiz. Birkaç öğrencinin yazısının değerlendirildiği, tamam mı tamam şeklinde ilerleyen bir dersmiş gibi algılanıyor. Halbuki Türkçe dersinin en önemli amaçlarından bir tanesi çocukları hayata hazırlamak. Yani Türkçe ders kitabındaki uygulamaların içerisine Türkçe dersini ilgilendiren konularda hayatın içinden örnekler de dahil etmemiz lazım. Yani bizim kaçırdığımız asıl nokta bu. Dersin zenginleştirilmesi, beceri eğitimi şeklinde ifade ettiğimiz konunun da belki temelinde bu yatıyor. Bunu özellikle belirtmem lazım. Hocam teşekkür ederim. Bir şey de eklemek isterim. Yaşadığım bir olay. 5. sınıflara köyde çalışırken imza atmayı öğretmiştim ve tepki almıştım. Türkçe dersiyle ne alakası var? Hocam siz çocuklara ne öğretiyorsunuz derslerde gibi. Yani evet. Ders kitabına bağlı kalmak zaten mümkün değil, yetmiyor. Evet. Kesinlikle yeterli değil. Mehmet Hocam'ın yaşadıklarını belki kat kat fazlasında evet. Yaşamış biri olarak. Şimdi düşün, imza atmayı bilmeyen bir öğrenciye dilekçe yazmasını öğreteceğiz. Dilekçe yazdığını varsayalım, dilekçeyi yazmayı öğrendiğini varsayalım. Fakat ne kadar güzel yazılmış olursa olsun bir dilekçeye imza atmadıktan sonra o dilekçe hükmü kazanmıyor. Dolayısıyla imza attırmak da imza nasıl atılır konusu da önemli bir konu. Teşekkür ederim hocam. Hocam programımızın sonuna geldik. Öğretmen Mektebi'ne konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Zaman su gibi aktı. Çok güzeldi hocam paylaşımınız. Katılımcılarımıza da teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum ben de katılımlarından dolayı meslektaşlarıma. Size de böyle bir program düzenlediğiniz için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Umarım yararlı olur. Umarım bu seminerde üzerine durulan konulardan biri veya birkaçı meslektaşlarımın zihninde yeni pencerelerin açılmasına vesile olur. Tekrar teşekkür ediyorum.